Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yine mahalleden uzak bir yere, geçen gittiğimiz yere Musul'a gidiyoruz. Ben içeride kalan hayvanlara ot vermek için biraz geciktim. Bizimkiler bir hayli ilerlemişler. Zar zor yetiştim. Bazıları dağılmış. Ceren, Çilek Hanım yukarıya çıkmışlar. Eğer gelmezlerse çıkıp onları alacağım. Gelirlerse de devam edeceğiz Ateşbeyli yolumuza. Sanırım sularını içmeden çıktılar yine. Yorulduk ya. Sabah kalk, ahır işi, ahırları temizle. Hayvanları yola koyup araziye götür derken vallahi pertimiz çıkıyor. Kahvaltı etmeden gidiyoruz. Bir geriye bakalım, gelen var mı? Neyse, Ceren dönmüş geliyor. Köpeciklerim de geliyor. Ufaklık da geliyor. Yani artık gidebiliriz. Toparlanmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Hey ufaklık, sen orada ne yapıyorsun? Hadi Ateş. Hadi oğluşum, dön. Haydi kızlar. Hadi. Hadi Ateş. Hadi oğlum, hadi. Hadi aşağı. Ne var kız? Hadi oğlum, yavaş. Yavaş. Hadi Ateş. Tamam anne. Şöyle bir yola koyabilsek sonrası daha kolay. Oradan dağılma imkanları olmuyor ama. Hayır Ateş. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Hadi kız. Hadi Çilek, dön. Hadi. Hadi. Ada. Ada haydi kızım. Ada haydi. Tunç Bey'i arkada bırakacağım. Çünkü onlar güreşiyorlar. Bu gideceğimiz yol biraz sıkıntılı. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa aksi takdirde birbirlerini yoldan aşağı atabilirler. Haydi. Son kalan 3 taneyi de aldık. Gidiyoruz arkadaşlar. Ada hemen viraj verdi. Çünkü Çilek ona vuruyor. O yüzden Çilek'in önüne gitmek istemedi. Çok uyanıktır kendileri. Bu arada Ada Tunç'un annesi. Aha, Tunç da aynı annesi gibi viraj verdi Çilek'e. Haydi. Buralarda bayağı güzel ot var hayvanlar. Hemen gitmek istemiyorlar. Yavaştan yavaştan ilerleyeceğiz işte. Tunç Bey. Nunç. Nasıl acıkmışlar. Haydi. Haydi kız. Haydi Çilek. Hadi, hadi dönüyormuşlar geriye bak. Hadi. Hadi bakalım. Haydi. Haydi kız. Sula gitti mi anne? Ateş. Ateş haydi oğlum, kapatma yolu. Haydi. Haydi. Haydi kızlar. Evet. Musul'a giriş yerine geldik arkadaşlar. Geride 3 tane ineğimiz kaldı. Daha doğrusu biri Tunç, biri Sıla, biri Çilek. Haydi. Gelip burada yolu sıkamışlar. Buradan diğer tarafa gitmelerini istemiyoruz. Çünkü orada arpa tarlası diye bir yer var. Önce burayı otlayıp sonrasında ot kalmazsa o tarafa doğru göndereceğiz. Çilek geliyor dört nala. Yavaş kız, yavaş yavaş yavaş. Peşine Tunç geliyor. Hayret, nasıl koşabilir değil ha. Tunç. Henüz Sıla görünür de yok. Bakalım Sıla Hanım nereden çıkacak. Sıla da geliyor koşa koşa. Yavaş kızım. Yavaş Sıla. Sıla biraz yaşça büyük olduğu için dikkat etmemiz gerekiyor ona. Şimdi burada biraz yavaşlatacağım. Yavaş. Dida. Dida. Dida Sıla. Yavaş. 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 Hiç dinlemiyor bak. Hadi. Hadi kız. Hadi tamam. Yavaş. Hadi. Hadi. Koşarak ilerleyeceği yer biraz sıkıntı. Ayağı falan kayarsa problem olabilirdi. Neyse, biraz hızını kestik en azından. Yavaş yavaş iniyor şimdi Sıla Hanım. Şükür sonunda gelebildik arkadaşlar. Bir hayli yorulduk. Kahvaltısız geldiğimiz için şimdi gidip bir şeyler atıştıracağım. Tabii bizim köpeciklerden kalırsa. Bizimkiler de yayıldı, güzelce otluyorlar. Aferin kızlarım. Akıllı akıllı otlayın. Karınlarınızı doyurun. Tamam mı? Giden ben de ufak tefek bisküvit bisküvit bir şeyler yiyeyim. Yani sabah kahvaltısı dediysem öyle tost falan beklemeyin arkadaşlar. Bisküvit. Tutku severiz. Şimdi ateşe de vereceğim götürüp birazdan.
Aa, gözleri ömre bedel oğlum. Al sana piksüvet. Yiyeceğim mi oğlum? Yavaş, elimi ısırdın. Çok sever kendileri. Evet, siz otlayın. Ben de giden birazcık daha bir şeyler atıştıram. Ada'ya bak ya. Ada, sen ne yapıyorsun orada Ada? Hepsi değişik bizimkilerin. Anne. Neyse, Çakır'la Yaman gelmedi de en azından psikiyetler bize kaldı arkadaşlar. Yoksa onlar gelince bir tane bile yiyemiyoruz maalesef. Derken birazdan çıkarlar bir yerden. Neyse, gidip ben psikiyetlerimi yiyeyim. Evet, psikiyetleri yalnız yiyemedik arkadaşlar. Yaman Bey ortak oldu. Tabii diğer tarafta Çakır Bey de ortak oldu. Bizim ineklerin hepsi de kaçmışlar. Hiçbir tane kalmamış. Annem indi yavaş yavaş. Ben de gidiyorum, bakalım nereye doğru ilerleyeceğiz. Buradan aşağıda bir çayır daha var. Çukur oranın adı. Bugün belki oraya indirebiliriz eğer durmazlarsa. Duruma göre bakacağız artık. Orası tam derenin yan tarafı ama dereye ineceğimiz yer biraz sıkıntılı. Bazen tek tek hayvanları indirip içirebiliyoruz suları. Bu arada çilekler de yetişmiş. Belki birazdan çilek toplayıp yiyebiliriz. Bakalım artık. Vallahi bizimkiler uçmuşlar bildiğiniz. Yaman yavaş oğlum. Evet. Hey. Uğur böceği. Uğur böceğini görebilen var mı? Gel bakalım. Biz çocukken oynardık bunlarla. Ana. Uçmamış. Er ya mer ya, kısmetin er ya, uç. Uçtu. Vallahi çok uzağa uçmadı. Gene gitti, biraz ileriye kondu. Demek ki bizim kısmetimiz dağlarda. Çiçeklerin güzelliği. Karşı dağda kar var gördüğünüz gibi. Artık karlar yavaş yavaş erimeye başladı arkadaşlar. Gidiyoruz. Neyse, birazcık da burada otlarlar. Oradan da artık aşağıya doğru ineriz herhalde, öyle gözüküyor. Çünkü Sıla Hanım durmuyor maalesef. Sıla ahırımızın en yaşlı ineği. O yüzden başı çekiyor. O nereye giderse peşindeki tayfa da onunla beraber gidebiliyor. Kızlar. Bu arada videonun başında söylemeyi unuttum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımıza destek vermeyi unutmayın. Normalde artık bunu videonun sonunda söylüyordum ama son çektiğim videolarda videonun başlangıcında söylüyordum. Ancak gelirken biraz stres altında kaldığımız için o sırada unutmuşum söylemeyi. Ya bulayım evlatlayım. Afiyet bahşeker olsun. Çiçeklerim, papatyalarım. Görüyorsunuz benim küçük kızımı. Bunun diğer arkadaşını bağladık arkadaşlar. Gerçi bunu da bağlamıştık ancak bu maalesef zincirden kurtulmuş. O günden sonra bir daha bağlayamadık. Ama yakındır artık. Onu da yavaş yavaş bağlayıp biraz sütten bıraktırmayı düşünüyoruz. Şimdilik özgürlüğün tadını çıkar. Minik kızım. Gel. Gel. Gel bakayım. Sen ot mu yiyeceksin sen? Ateş. Evet. Evet. Ne yapıyorsun oğlum? Otla da karnın doysun annem. Bugün burada güzel otladılar. Bakalım aşağıya doğru inmek isteyecekler mi arkadaşlar? İnerlerse o kısmı da çekeceğim zaten. Orası biraz fazla dere içi. Tunç Bey zaten hiç annesi gibi karışmıyor bizimkilere. Köşelerden köşelerden otluyor. Bugün çukura doğru inmediler arkadaşlar. Ancak yan tarafta bir çayır var. Sıla Hanım oraya gitmek istiyor. Olmaz kızım, dön hadi. Dön hadi bebeğim. Hadi. Hadi. Otlayın, buralar neyinize yetmiyor ya. Sıla Hanım'a bak nasıl iştahlı iştahlı otluyor benim kışım. Yavrularım evlatlarım. Ay, karada gidiyor vallahi, onu da çevireyim. Yoksa bir kaçırırsam buradan toplamam çok zor olacak. Komple ormanlık gibi neredeyse burası. Kara dön. Dön kızım. Dön kara. Kara dön. Kara dön. Kara. Anında kaçtı vallahi. Bunlar benim ömrümü yedi. Neyse. En azından ateş gitmesin. Kara tek başına kalınca geriye dönebiliyor çünkü. Diğerleri giderse sıkıntı.
birazcık sinekten derlandıkları için böyle ormanın içine doğru girmek istiyorlar. Ama orası biraz uçurum, tehlikeli. Daha önce bir tane düvemiz oradan aşağı düşüp bacağını kırmıştı. Maalesef kesmek zorunda kaldık. O yüzden o tarafa hiç hayvan salmıyoruz arkadaşlar. Şimdilik videomu burada kesiyorum arkadaşlar. Daha güzel videolar için kanalımıza abone olup bizleri takip edip destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın canlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.